adamım geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Doktor Hakan Özörnek. Hakan hocam gerçekten benim için başka bir yerde. Çünkü ekran başındaki tüm izleyicilerimiz biliyorsunuz ki Hakan hocamla birçok hayata dokunduk. Yıllardır. Şu tüp bebeği anlatana kadar göbeğim benim çatladı. Adam da şuradan çatladı. Neticede anlattık. Yani bu çiftlerin birbirinden toplanan yumurtalar ve orada enjekte edilmesiyle edilen bir işlem, sonunda halkımıza bunu anlattık. Şimdi ilk sorum Hakan hocama. 43 yılda tüp bebek tedavisine nereden nereye geldik hocam? Vallahi Seda, 43 yıl gerçekten çok büyük aşama kaydetti çok. Tedavi. İki açıdan çok önemli şeyler yaptık. Bir, tedavi gittikçe kolaylaştı. Yani bundan 10 sene önce tedavi 45 gün sürüyordu. 70-80 tane iğne olunuyordu. Her gün hastaneye gidiliyordu, kan alınıyordu vesaire. Şu anda artık o kadar kolaylaştı ki 15 günde başlıyor, bitiyor. Çok küçük böyle insülin iğnesi gibi hastalar kendi kendilerine yapıyorlar. Öğretiyoruz biz onlara. Dolayısıyla çalışan insanlar için hiç iş tempolarını bozmadan bu tedaviyi olabiliyorlar. Bizim tarafımızdan baktığında da laboratuvar son derece karmaşık bir hale geldi. Artık embriyoları 24 saat süreyle takip ediyoruz. Ne yer, ne içer, neden hoşlanır, neden hoşlanmaz, hangisi daha fazla gebelik şansı veriyor. Ve bunun sayesinde de ben bu işe başladığımda 1993'te gebelik oranı olarak %20 söylüyorduk hastalara. Diyorduk ki %20 gebe kalırsınız bu tedavide. Oysa şimdi? Şimdi %70 diyoruz. Maşallah. Aynı hasta grubuna. Maşallah. Peki Hakan Özörnek hocam. Tüp bebek tedavisinde tekrar başarısızlık olursa ne yapılmalı? Şimdi bu tedavi dediğim gibi %70 başarılı. Yani ilk gelen hastalardan 10 tanesinden 3 tanesine ikinci bir tedavi, bazen de üçüncü bir tedavi yapmamız gerekiyor. Ama bunları yaparken de farklı şeylere bakmamız gerekiyor. Embriyo açısından baktığımızda dediğim gibi en iyi embriyoyu seçmek lazım. Bazen o embriyolar böyle yakışıklı görünse bile genetik olarak kusurları olabiliyor ki tekrarlayan başarısızlıklarda buna bir dikkat ediyoruz. İkinci önemli konu da rahim iç zarı. Rahim iç zarı çok önemli çünkü o embriyoyu kabul etmediği sürece siz istediğiniz kalitede embriyoyu verin. O gebelik oluşmuyor. Peki rahim iç zarında neler olabilir? Bir, çok basit bir enfeksiyon olabilir. Bu enfeksiyonun önemli özelliği şu, hiçbir belirtisi yok. Ne ağrı yapar, ne ateş yapar, ne akıntı yapar. Hasta bunu bilmez. Ama embriyo yerleştirdiğinizde o embriyo oraya yerleşemez. Çünkü rahmin içinde eskiden şöyle inanırdık, steril olduğunu düşünürdük. Yani mikropsuz olduğunu düşünürdük. Halbuki rahmin içinde aynı ağzımızdaki gibi veya bağırsaklarımızdaki gibi bir mikrop kolonisi yaşıyor. O mikroplar hastalık yapıcı mikroplara dönüştüğü anda da o embriyo oraya yerleşmiyor. Tedavisi çok basit. Basit bir antibiyotikle bunu tedavi ediyorsunuz ve hasta bir sonraki tedavide hamile kalabiliyor. Rahim kasılabilen bir organ. Milimetrik kasıldığında kadın hiçbir şey hissetmiyor. Ben ultrasonda görmüyorum ama embriyoyu dışarı doğru itekliyor. Mesela buna karşı bir ilaç var. Bu ilacı kullandığımızda tekrarlayan başarısızlığı olan hastalarda bir sonraki seferde başarıya ulaşıyoruz ve gebelik oluşturabiliyoruz. Peki diyelim ki hastanın yumurtası çok az. Evet. Ne yapacağız ona? O zaman havuz yapıyoruz, biriktiriyoruz. Çünkü sen de biliyorsun kadınlar yumurtalarıyla doğuyor ve her adette o yumurtaları harcıyor ve günün birinde bitiyor. Biteceği zamanı bilmiyoruz. 25 yaşında da biten hastam var. Yani 25 yaşında menopoza giren hastam var. Tabii. İşte bu noktada ne kadar erken, eğer yumurtalar bitmeye yakınsa o yumurtaları toplayıp embriyo haline getirip yani eşinin spermiyle dölleyip dondurursak bir havuz oluşturuyoruz. Genellikle ileri yaş hastalarımızda bunu çok öneriyoruz hastalara. 3 tane 5 tane olsun. Ondan sonra oradan birer ikişer transfer ederek bazen 2 bazen 3 çocuğu yine 40 yaşın üzerindeki hastalarda sağlayabiliyoruz. Burada tek yapmamız gereken dediğim gibi yumurtaları toplayıp biriktirmek. Çünkü 1-2 sene sonra hem o yumurtaların kalitesi iyice düşüyor hem de artık yumurta toplanamaz hale geliyor. Yani yumurta kalmıyor. Peki Hakan hocam, benim anladığım kadarıyla son zamanlarda verdiğimiz mesaj şu. Evet. Eskiden tüp bebeği anlatmaya çalışıyorduk. Evet. Şimdi de bakın yumurtalarınız kaliteliyken onun kıymetini bilin. Yani neden? Gençken. Çünkü eskiden yumurta donduramıyorduk. Yumurta
teknolojik olarak dondurulması zor bir hücre. Spermden 300 kat daha büyük ve içinde su var. Dondurma esnasında patlıyordu. Şu anda gelişmiş olan teknoloji, camlaştırma diye bir teknoloji var. Şok dondurma diye tarif edeyim. Daha genleşemeden pat diye donuyor yumurta. Dolayısıyla artık yumurta dondurulabilir halde. Ve bir kadın canının istediği yaşta anne olabilmesinin tek şartı yumurtalarını dondurması. Çünkü yumurtayı dondurduktan evlenmeden sonra... Evlenmeden önce de tabii, bir genç kıza zarar vermeden evet. Toplayabiliyor musunuz onu? Toplayıp yumurta dondurulabilir. Dediğim gibi yani 25 yaşında menopoza girmiş hastam var. O hastayı işte menopoza girmeden önce yakalarsak o yumurtaları dondurup saklıyoruz. İleride okulu bitiyor, kariyere başlıyor, tabii. eşini buluyor. Ondan sonra çocuk sahibi olmak istiyor. İşte o yumurtalar o zaman o kişinin anne olmasını sağlıyor. Çok büyük bir eskiden mesela kanser hastalarında bunu yapardık. İlk zaten öyle çıktı. Çünkü kanser tedavisi kemoterapi de olsa, radyoterapi de olsa yani ışın tedavisi de olsa yumurtaları öldürüyor. Ve yeni bir yumurta üretmediği için kadın maalesef anne olma şansını yitiriyor. İşte yumurtaları dondurduğunuzda dediğim gibi menopozda olsanız bile istediğiniz yaşta anne olabiliyorsunuz. Harika ya. Şimdi İzmit'ten bir izleyicimiz. 24 yaşındayım, 60 kilodayım, nişanlıyım. Evet. Doktora kontrole gittim. Polikistik oversin dedi. Evet. Araştırdım. Çocuğum, araştırdığımda çocuğuma da geçebiliyormuş. Çok korkuyorum diyor. Geçer mi? Polikistik over çok genetik geçişi yoktur. Ama Akdeniz ırkında yani Türkiye'de, Yunanistan'da, İtalya'da sık rastlanır. Esasında bizim en sevdiğimiz hasta türüdür. Çünkü çok sayıda yumurtası vardır. Bunun tersine her ayda düzenli yumurtlayamaz. Çok sayıda yumurtası olduğu için. Ama tüp bebek tedavisiyle en başarılı olduğumuz gruptur. Yani bir kere yumurta toplayıp 3 tane farklı yaşta çocuk yaptığımız. Evet. Hepsini toplamak. Çünkü her zaman böyle yumurtlayamaz diyorsun. Evet. Onu ayarlamak çok önemli. Normal yumurtladığında kendi kendiliğine hamile kalabilen bir hasta grubudur. Ama dediğim gibi eğer yumurtlamasında ciddi problem varsa o zaman tüp bebek tedavisiyle bu hastalara da çözüm önerebiliyoruz. Artık ne kadar kolay oldu görüyorsunuz. Peki genetik taramayı hangi hastalara öneriyorsun Hakan Özörnek hocam? Şimdi genetik tarama son yıllarda çok büyük ilerlemeler her branşta olduğu gibi yaptı. Artık 46 kromozomun hepsini tarayabiliyoruz. Yani Down sendromunu da anne rahmine yumurtayı vermeden önce tespit edebiliyoruz. Farklı sendromları da tespit edebiliyoruz. Ve 3 grup hasta da bunu öneriyoruz. Bir tanesi demin de anlattık tekrarlayan başarısızlığı olan hastalar. İkincisi ileri yaş anneler. 38 yaşın üstündeki anne adaylarında bunu öneriyoruz. İleride amniyosentez yaptırmaktansa şimdiden embriyoda genetik bir kusur var mı daha rahme yerleşmeden önce bunu tespit edelim diye. Üçüncü grupta esasında kendiliğinden hamile kalabilen ama sürekli düşük yapan bir hasta grubumuz var. Bebek tutunmuyor rahme. İşte bu hastalarda da genetik olarak sağlam bebeği bulduğumuzda ve onu transfer ettiğimizde bir sonraki gebeliğini taşıyor ve çok rahatlıkla doğum yapabiliyor. Bir soru daha Hakan Özörnek hocama. Kayseri'den Sevinç Hanım diyor ki 38 yaşındayım. Evet. Bir kızım var. Evet. Doktora gittim. Çok sayıda yumurtam varmış. İkinci kez evlenip çocuk için ne kadar acele etmeliyim? Bence buna cevap vermek için bir AMH testi yaptırsın. AMH ne kadar yumurtamız olduğunu bize gösteren bir testtir. Bir kan testidir. Açılışı antimüllerian hormon. O hormona baktırdığında değer birden yüksekse o zaman en az bir senesi var. Rahat etsin. Değer birin altındaysa mutlaka bir jinekoloğa gitsin. Kayseri'de. Peki rahim içi zarı son zamanlarda çok önemli oldu. Neden Hakan hocam? Çünkü rahim içi zarına biz kafayı taktık. Çok üzerine bilimsel çalışmalar yapılıyor. Demin bahsettim işte rahmin kasılmasından veya enfeksiyonundan. En az bunun kadar önemli olan iki tane daha fonksiyon var. Bir tanesi bağışıklık sistemi. Tüm vücudumuzdaki bağışıklık şöyle çalışır. Sana ait olmayan her türlü şeyi vücudundan atar. Yani bağışıklık hücreleri dolaşır senin vücudunda. Seda. Sedanın dışında bir şey gördüğü anda onu öldürür. Bunun tek istisnası vardır gebelik. Gebeliğin yarısı baba adayına aittir. Ve rahmin içinde rahim bunu korur. Görmezden gelir. Normal bağışıklık sistemi gibi davranmaz. İşte normal bağışıklık sistemi gibi davranmaya başlayıp embriyoyu öldürdüğü takdirde tekrarlayan başarısızlıklar oluyor.
İsterseniz 10 kere yapın tüp bebeği, hiçbir şekilde tutmuyor. Çünkü bağışıklık sistemi o embriyoyu yaşatmıyor da. Buna karşı bir serum tedavisi var. Hı. Bu serum tedavisini de transfer günü başlayıp kalp atışını görene kadar 2 haftada bir tekrarlıyoruz. Hı. Bunun amacı o bağışıklık sistemini dengelemek. Yani dikkat, bir embriyo gelecek, evet, sakın ha onu öldürme. Öldürme. O esasında bizden mesajı vermek. Hmm. Bir iki bu, haftada bir serum var. İki haftada bir serum tedavisi. Bir de yine son yıllarda kullandığımız ve başarımızı arttıran embriyo yapıştırıcısı denilen bir hikaye var. Hmm. Şimdi rahmin yüzeyi böyle dümdüz. Embriyo da top gibi. Normalde yuvarlanıyor. Onu orada ilk teması sağlayan bir molekül var. Bazı insanlarda bu molekül az. Dolayısıyla embriyo yuvarlanıyor ve gidiyor. İşte yapıştırıcı o embriyoyla rahim arasındaki tutunmayı sağlıyor. Hmm. Ve biz transfer sırasında bunu kullandığımızda da yine başarımız biraz daha yüksek oluyor. Yani artık embriyonun her tarafını bildiğimiz için yavaş yavaş rahmin de her türlü sırrını ortaya çıkartıp o yüzden o şekilde rahim de başarıyı evet, artırmak istiyoruz. Bayağı konuşulan bir konu oldu. Aynen öyle. Peki Trabzon'dan Habibe Hanım diyor ki 6 yıllık evliyiz. Evet. Eşimin sperm sayısı artmış, çocuğumuz olmuyor, ne yapalım? Artmış mı? Artmış. Azmış. He, pardon ha. Pardon yanlış okudum ya, özür dilerim. Spermin artmasında yani. Bir problem azmış olmuyor çünkü. Şekerim, azalmış olan spermde tüp bebek bir kere son derece önemli bir çözüm. Çünkü sperm eğer bir tane bile olsa o yumurtayı artık dölleyebiliyoruz. Mikro enjeksiyon 1992'den beri yaptığımız bir teknoloji. Bir yumurtanın içine kendimiz bir spermi enjekte ediyoruz. Ve dolayısıyla döllenme sağlıyoruz. Hiç endişesi olmasın. İki, diyelim ki hiç sperm yok. Sıfır. O takdirde de erkeğin testisinden yani spermleri üreten dokudan parça alıp o parçada spermi buluyoruz. Ve o şekilde o insanı baba yapabiliyoruz. Dolayısıyla azalmış bir sperm. Vay, tabii vay, tabii canım vay, nereden vay. Nereye geldik? Hakan hocam ya. Eskiden bunların hiçbirisi yoktu. Yoktu. Sana. Yoktu. Bu gerçekten yoktu. Özellikle altını çizmemin nedeni bu. Yıllardır Hakan hocamla program yaparız ve tüp bebek tedavisi nereden nereye geldi ya? Evet, ilk başladığımızda gerçekten bunların hiçbirisi yoktu. Pek çok hastamıza boynumuz bükük kalıyordu. Diyorduk ki sizin için yapacak bir şey yok. Ama şu anda rahmi olan, spermi olan, dokusunda olsa dahi ve menopoza girmemiş herkesin çocuğu olabilir. Çok rahatlıkla. Bu kadar kolay yani. Peki hemen bir tane daha. Hemen bir tane daha sorayım. 35 yaşındayım. 3 yıllık evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Yumurta rezervimin az olduğu söylendi. Aynı zamanda eşim de azosperm hastası. Tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olabilir miyiz? Olabilir tabii ki. Şimdi azospermin tedavisini anlattım. Azospermde yumurtalıktan, erkeğin yumurtalığından parça alınıyor. Ve o parçada mikroskop altında yapılan bir operasyon. Mikrotese dediğimiz bir operasyon. Ürologlar bunu yapıyorlar. Ve o spermi çok rahatlıkla biz kullanabiliyoruz. Önce alıyoruz, önce spermi buluyoruz, donduruyoruz. Ondan sonra kadında yumurtayı geliştiriyoruz. Ve o spermle o yumurtayı birleştiriyoruz. Hı. Bu vakalar artık gerçekten çok kolay bizim çözüm bulduğumuz vakalar. Hastalar gerçekten şunu düşünüyorlar. Acaba biz çözümsüz müyüz? İşte eşimde sperm yok, bende yumurta az. Bunlar gerçekten hiç endişe edilmemesi gereken, bizim günlük pratikte çok rahatlıkla çözüm ürettiğimiz ve çok rahatlıkla kucaklarına çocuk verdiğimiz vakalar. Baksana 43 yılda nereden nereye geldik maşallah. Evet, kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Doktor Hakan Özörnek hocama teşekkür ediyorum. Ben teşekkür hocam. Ediyorum. Teşekkürler ediyorum.